Selam Pesuke kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hüseyin kardeşimizin hesabındayız. Kendisi kadrosunu satmayı düşünüyor. 1 TL açık arttırmadan bugün kadrosunu satışa çıkaracağız. En iyi teklif veren Instagram'dan kendisine ulaşabilir. Ben açıklama kısmına yazacağım ya da ekrana bırakırım. Oradan kendisine tekliflerini verebilirler. Ama nasıl bir kadro, kaç para eder, ne kadar değer, bunu birlikte kontrol edeceğiz. Neden heyecanlıyım peki? Sevdiğim taktik 4-1-3-2 taktiği. Allah cezana, top çevirme değil de hızlı kontratak ya da uzun top kontrol olsa tadından yenmezdi. Top çevirmeyi birazcık oynayamıyorum. Neyse, problem yok. Topu da çeviririz, onu da çeviririz, maçı da çeviririz. Yeter ki gelin şu kadroyu bir kuralım. Şimdi öncelikle kaleciyle başlayacağız. Bu hafta Donnarumma, bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. C performans gelecek bu haftadan itibaren bütün oyuncular. Güncelleme olmayacak. O yüzden bütün oyuncular C olduğu için tabii Epi ya da Big Time olanlar bir nebze artı olacak. Ya da özel kartı, tasarım kartı olanlar. Onun dışındakilerin hepsi C geleceği için yedeklemek gerekiyor. Bu tarz durumlarda özellikle istikrarsız olan formlu oyuncuları çok fazla seçmemek gerekiyor. Ben kaleye Donnarumma'yı koydum. Donnarumma'dan yana sıkıntımız yok. Beckenbauer var. Şöyle biraz daha yukarı çıktığımda kimler var? Oha, Maldini varmış. Maldini olacağını hiç tahmin etmiyordum. Maldini'yi aldım. Bastoni var. Koulibaly var. Şöyle bakıyorum. Kunde var kankalar. 95'lik Kunde cayır cayır. Her türlü iş yapar. Yalnız De Ligt da var. Şöyle yapabiliriz. Kunde'yi buraya çekip De Ligt'ı da buraya alabiliriz. Çok çok sağlam olacaktır. Peki başka? Beckenbauer da var gördüğünüz gibi. Beckenbauer bu arada 99. Cannavaro'su da varmış ya. Ya Cannavaro'yu çok ekstra ya iyi yapar bilmiyorum. Ben çok beğenmiyorum ama Maldini bu arada sol tarafta da oynayabiliyordu diye biliyorum. Maldini'yi sola koyup Cannavaro'yu buraya koyabiliriz. Bakalım nasıl oynayacak. En azından denemiş oluruz ama orada açık söyleyeyim. Marquinhos. Aa bir dakika. Ya dostlar ben Tomori'yi de alacağım. Ben bırak kalsın ya, Cannavaro'su dışarıda kalsın. Hesabı almak isteyenler Cannavaro var. Biliyorsun işte kanka. Burada gördün Cannavaro'yu. Ben almıyorum. Bastoni falan var 96 ama ben Rudiger'da var. Ben tercihlerimi Tomori ve De Ligt'tan yana kullanıyorum. İnşallah doğru tercih yapmışımdır. En azından öyle olduğunu düşünüyorum. Sonradan değiştiriyorum çünkü dostlar Robertson da var. Şöyle yapacağım. Onu oraya koysam, onu oraya koysam. Evet, bu şekilde daha mantıklı olacak. Maldini'yi stoper kısmına yine çekti. Tabii ki de Sacha Boy. Falan diyormuşum. Yok şaka. Hemen Galatasaraylıyım öyle yaptım diye. İlişkilerler Tomiya şu var. Oha, Tomiya şu da aldım. Defans attı bir anda, canavar oldu. Ne yalan söyleyeyim. Kadroyu bilmiyorum. Ama bu kadar kaliteli bir kadro olacağını inan ki defans hattının bu kadar iyi olacağını hiç düşünmemiştim. Edgar Davids. Çok iyi. Oha, bu bayağı para edecek bir kadro gibi. Dostlar bu şekilde taktiği kullanmış. Normalde değiştirdim ama ben bu taktiği çok seviyorum, bu dizilişi. O yüzden değiştirmeyeceğim. Zaten bu değişiklik yaparsam yine bu taktiği bulamam. O yüzden ama iki tane mesela Patrick Vieira ve Edgar Davids de 4-2-1-3 de oynanır bu taktikte. Bence iyi olacaktır. Patrick Vieira'yı almıyorum. Zaten mesela Rodris de var gördüğünüz gibi. Tonali falan var. Xavi Alonso var ama Edgar Davids orada şimdilik yeterli gelecektir. Dost kısmındaki oyuncuları geçiyorum. Steven Gerrard var. Çok güzel. O OC pozisyonunda oynayabiliyor. Oha oğlum, bu kadro iyiymiş lan. Rafael Leao var. Çok güzel. Başka kim var? Sağ tarafta Bruno. Bak sol kanat kartı bu. Sol kanat. Orta sağ kartı. Şöyle tablete de tükürdüm onu. Üfleyerek kurutmaya çalıştım tükürüğü arkadaşlar. Sağ bekte, sağ kanatta onu oynatabiliriz. Modric var, o var, bu var. Şimdilik geçeyim. Oha, Wesley Sneijder var. Wesley Sneijder kanat olsa daha iyi olur. Çünkü kanatla oynadım mı daha iyi oluyor. Özellikle top çevirmede biraz daha kanadı zaten açılacaktır. Koman var. Kanka bunun yanına Koman. Ne yapıyorsun sen lan? Bu kadar iyi bir kadro hiç tahmin etmemiştim. Hemen şöyle girip Koman'ı da buraya alabiliriz. Neymar'ımız var. Neymar en azından yedek olmayı hak ediyor. Vay vay vay. Eski Messi var. Kral 99 yapmış bunu da. Sözleşme süresi 3 gün kaldı. Oğlum bu alınır ya. 3 gün kaldı. 3 gün. Ya oynatalım şu oyuncuyu. Muhammed Salah'ı kullanamayacağız. Çünkü sağ açık kartımız bu taktikte maalesef yok. Saka'yı kullanabiliriz. Saka sağ kanatta oynayabiliyor. Hemen A performans gelmişken, ben bu videoyu çekerken performanslar daha güncellenmemişti. Rummenigge var ki iş görecektir. Rummenigge'nin kaç günü kalmış? Şöyle bir konu, 23 gün kalmış bunun da. Biraz daha yukarı çıktığımızda kimler var? Dybala var. Dybala'yı gelip Dybala'yı böyle yapıp Dybala santrfor ama gizli forvet yaparsak. Bu arada bu kartı nasıl bir karttı bilmiyorum. Boşluk kollayan mıydı değil miydi? Hemen şöyle bakalım. Boşluk kollayan olduğu için gizli forvet oynatmak gerekiyor dostlarım. Peki başka kim var? Ücretsiz Neymar var. Ücretsiz Neymar'a bakmadım bile farkındaysanız. Oha!
Kral yemin ederim ben böyle bir kadro olacağını hiç tahmin etmedim ya. Ben nedense böyle çok daha cılız bir kadro düşünüyordum. Neden öyle düşündüğümü de bilmiyorum yani. Öyle bir hissiyat geldi bana. Şöyle yaptım. Rashford. Buraya Rashford'u koydum. Gizli forvet değil de bunu center for yapalım arkadaşlar. Evet. İleri attı bayağı iyiymiş. Martinez var. Martinez'i de alırız. Fernando Torres de var. Şimdi bir dakika yedekleme. İki tane kanada ihtiyacım var. Tamam Saka var okey. Lionel Messi, Neymar da burada var. Tamam Neymar da zaten yüksek. Tamam kadroyu kurmuşuz. Bir sıkıntı yok. O Ose pozisyonunda Dybala düşüşte gelirse oraya Rummenigge'yi de ekleyebiliriz. Ya da Messi var. Tamam kadroyu kurduk. 2755 kolektif güç olmuş lan. Oha. Şöyle hemen genel diyeceğim. Oğlum Vinicius'u kaçırmışız. Vinicius'u kaçırmışız lan. Bunu alıyorum. Koman 101. Vinicius'u kaçırmışız. Mbappe de var. Mbappe, beyler bir şey söyleyeceğim. Rashford'dansa, ya ben ne yalan, ben Mbappe'ciyim biliyorsunuz. Acayip Mbappe'ciyim. Şuraya alıp bunu laps yaparım ya değil mi? Martinez'i çıkarsam mı? Olmaz. Sakın. Oğlum kimi çıkaracağımı şaşırdım ben ya. Mbappe'yi alıp Neymar, Dybala, Martinez. Hadi bunu çıkarayım. Şöyle yapacağım ya. Mbappe'yi alacağım oraya. Salah'ı kullanamıyoruz. Messi, Neymar'ın da 96'lık kartı var. Fernando Torres'leri falan. Oha lan çok iyi bir kart. 2762 kolektif güç. Daha ne olsun ki? Dostlar sistem rakibi buldu. Hemen şöyle kontrol edelim. Bizim takım dipçik gibi. Dybala'nın bu şeyini gerçekten sevmiyorum. Bu arada Rashford'u buraya alabiliriz. Rakibi de kontrol ettiğimizde. Rakip de... Aa o Messi onda da var lan. O Messi onda da varsa dostlar bu Messi bizde de var. Hadi bakalım lan ne olacak görelim birlikte. Maça... Cruyff'ümüzle başlıyoruz. İyi olanın kazandığı bir maç olsun diyorum attım. Çok güzelsin. İyi gördüğüm gibi sevdiğim bir taktik ama top çevirmeyle çok... Oğlum bir an oynamıyor sandım. Top çevirmeyle çok fazla oynayabildiğim bir taktik değil. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Messi atamadı Luka Modric. Evet yani muhakkak geçiş ekranlarında da çok fazla geçişledi. Büyük ihtimal ya rakibin ya bizim şu an internetimiz çok kötü ama sanki rakibin kötü gibi attım pasımı. Rashford pas vereceğim tekrardan. Allah cezanı vermesin. Zor dönüyor oyuncular Neymar. Evet onun bağlantısı şu an çok kötü arkadaşlar. Şu bağlantıyla adam bir de gol atmasın bize. Vinicius çok iyi gördüm. Şimdi harikasın. Bir pas daha. Cruyff gidiyor. Cruyff kanadı çok iyi gördü. Schneider. Wesley. Wesley baktı. Pas çok güzel. Vurur sırama gelişine vur kanka. Ha, biz bir şey diyeyim ben bu adamı yenerim inşallah. İnşallah bir aksilik olmazsa. Bu adamı çünkü gerçekten oynamakta inanılmaz zor. Taş bizim. Hoca taş bizim. 15. dakikadayız. Hadi çocuklar. Hadi. Ya senin bağlantını emcükleyeyim ben. Messi. Edgar Davis çok iyi gördü. Vinicius var orada. Vinicius o patlama gücünü çok iyi kullanır. Ve sonrasında döner. Verdim pasımı. Şimdi Rashford. Hayret. Şu Luka Modric işte. Şu boylu anasını satayım var ya. Her şeyi yapabiliyor olması. Aldım. Çok güzelsin. Bir pas daha. Orada Tomiyasu. Olmadı. Aldım. Adam yürüyerek beni geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam yürüyerek geçiyor yani beni. Neymar. Aldık. Süpersin. Bir pas daha. Tomiyasu. Çok güzel. Attım. Kanattaki boşluk. Lionel Messi. 3 günün kaldı. Düzgün oyna. Çalım atmayı denedim. Olmadı. İndiririm. İndirirsem büyük tehlike. Şimdi. Bir pas. Orada Messi. Messi'ye olmadı. Alaba. Şu adama karşı 26 dakikada gol atamadı Ganası. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arnold. Pas. Messi. Oğlum bu durup pas atmak bu bir challenge falan mı? Attım. Messi pas. Geçmedi Alaba. Pres yapıyoruz. Hayret edersin Edgar Davids. Pardon Alphonso David. Ya bu ikisini benim beynim bir türlü şey yapmıyor ya. Schneider pasını verdi. Lionel Messi yapma. Casillas pası kullandı. Bu arada takım bitikileri aldım arkadaşlar. Bir şeyler yapabiliriz diye. Alphonso Davies pres yapıyoruz. Aldık topu. Ya ne olur artık alın be çocuğum be. Bir tanem al bir topu yani. Düzgün al şu topu da bir tane atalım artık ya. Rakip Alphonso Davies de kullanacak. Aldım topu. Bir pas. Cruyff. Çok güzel gördü Vinicius. Vinicius araya. Şimdi Rashford. Rashford vurdu yandan out. Uzun gönderdi aldık. Çok da güzel bir top olabilir mi? Olmadı. Pres yap aldık. Kanka çok oyaladın orada ya. Orada sen çok oyaladın be kankam ya. Kevin De Bruyne güzel gördü. Orada aldık gibi oldu. Süpersin. Tomiyasu çok güzel gördüm. Kanattaki boşluğu
arada kasmalar oluyor. Rakibin interneti gerçekten çok kötü diye düşünüyorum. Ya da bilmiyorum, bir şeyler kötü yani. Ama kendi şu anda oyununa da yansıdığı için sanki onun kötü gibi. Aldık topu. Şimdi bir pas. Vinicius tekrardan atacağım. Ben de çok fazla hakim olamıyorum oyunculara. Dostlar, ikinci yarıya biraz daha konsantre çıkacağız. Oyuncular dönmüyor ama biz kazanıp videomuzu öyle bitirelim inşallah. Çünkü aksi bir durumda gerçekten mutsuz bir şekilde ayrılmak istemiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda X tuşu alttaki bas okeyleyeceğimiz tuş çalışmıyor. Evet dostlar, o da büyük ihtimal internetinde problem olduğunu anladı. Maçı terk etti. Maçı kazanmış oluyoruz. 4. klasmandaydı kardeşimiz. 6. puanımızı almış olduk. İzlediğiniz için çok sağ olun. Dediğim gibi Instagram adresini şuraları bir yerlere bırakırım. Ya da videonun başına bırakmışımdır. Oradan kendisine teklif verebilirsiniz. En yüksek teklif neyse onu da sorabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.